Merhaba arkadaşlar. Özdibir ID 0806 nolu LGS sınavının matematik 17. sorusuna devam ediyoruz. Yukarıda bir düzgün çokgen prizmanın yanal yüzünün açılımı verilmiştir. Prizmanın ait uzunlukları toplamı 155 santim olduğuna göre tabanı en fazla kaç kenarlıdır? Arkadaşlar, yanal yüzünün açılımından bahsediyor yani tümünü vermiş. Kaçgen olduğunu bilmiyorum arkadaşlar. Ben prizmamın diyelim ki altıgen attım ben bunu. Şimdi bu gözüken yüzleri çizdiğimizde Şurası, şurası, şurası Diğerleri de gözükmüyor olsun arkadaşlar Bize arkada Bu yanal yüz, yani buradan buraya sarılan bütün yanal yüzü açmışız Şöyle ne olmuş, böyle bir sürü parça olmuş bunlar Altı tane parça, eğer altıgen olsaydı Bilmiyorum kaç gen olduğunu Yani bu kaç kenarlı En kenarlı, en kenarlı Bunu bilmiyorum O zaman bu kenar sayısı Bu kenarlar ya buraya gelecek ya da arkadaşlar bilmiyorum ne tarafa geleceğini. Belki de şöyle olacaklar yani yükseklik 25 olacak belli değil. Hani yüksekliğin yani şuranın kaç oldu? Burası 15 mi 25 mi bilmiyoruz. İkisine de göre hesap yapacağız arkadaşlar. Ama şunu biliyoruz. E, kenarlarının 25'in e, yani şu kenarlardan kaç tane varsa 25'in ya da 15'in katı olduğunu biliyoruz. Onu biliyoruz. Değil mi? En, en tane kenar varsa o enin 25'i bölmesi gerektiğini o zaman biliyoruz. ama açılımda burası 25, aşağısı da 25. O zaman 25 artı 25 50 var. Şu 15'lerden de en tane kenarı olduğu için pardon en tane kenar, en tane de 15 var böyle. O zaman en tane 15'in ben 155 olması gerektiğini inanıyorum. 50 artı en tane 15'in 155 olması gerektiğini inanıyorum. Ee, N tane 15'in 105 olması gerektiğini ve N'in 7 kenarlı olması gerektiğini düşünüyorum. Eğer arkadaşlar yüksekliği 15 kabul edersek. Çünkü yükseklikten N tane var. 1, 2, 3, buradan 4, 5, 6. Yani N kenarlıysa yükseklikten o kadar var. Kenarı açtığımızda 25, 25 dediğimiz yerde şu çevreleyen şurasının açılmış hali arkadaşlar. Bunu şuradan kesip dümdüz karton haline getirdiğimizde olan şey bu. Ama tam tersi de olabilirdi. Nasıl tam tersi olabilirdi? Biz şu 15'i buraya sarardık. 25'ler yükseklik olurdu. O zamanki denklemimiz nasıl olacaktı arkadaşlar? Ona bakalım. O zaman 25 yerine 15'leri kullanacaktık. Yani 15 artı 15. Çünkü bir burayı çevirecekti. Bir de burayı aşağı 15 artı 15. Ama yüksekliklerden yani 25'lerden en tane olacaktı. En tane 25 eşittir 155. O zaman 30 artı n tane 25 eşittir 155. Ee, en tane 25 eşittir 125. En eşit 5. Bu beşgen istiyor. Bu yedigen istiyor. Tabanı en fazla kaç kenarda oluyor? En fazla 7 var arkadaşlar. Bu daha az verdi. Cevap bu. E, ee, yana alan ne demek? Yana sarılan kısım ne demek? Silindirden, kareden, dikdörtgen prizmadan. Düşünün bunları arkadaşlar. Çok daha büyük çokgen de aynısı arkadaşlar. Yani tavanı tabanı hariç kalan kısma yanılan diyoruz. Evet arkadaşlar anlamadığınız bir şey varsa lütfen yorumda soralım. Lütfen abone olun, beğenin ve paylaşalım. Teşekkürler.